Fotoğrafların 39 ay boyunca 3 farklı ışık dalgası kullanılarak çekildiği belirtiliyor. Böylece 2 milyon ışık yılı uzaklıktaki galakside yer alan 100 milyon yıldızın çözünürlüğü yüksek görüntüleri sayesinde incelenebileceği öngörülüyor değerli izleyenler. Avrupa Uzay Ajansı'nın bir kuyruklu yıldıza indirmeyi başardığı keşif aracı Philae'nin bütün aramalara rağmen bulunamadığı belirtildi sevgili seyirciler. Philae'yi taşıyan Rosetta uzay aracından gelen en son görüntülerde de Philae'den bir haber alınamadığı bildirildi. Keşif aracı 10 yıllık bir yolculuktan sonra 12 Kasım günü 67P isimli kuyruklu yıldızın yüzeyine inmiş ve pili bitip kendisini kapatmadan önce fazla miktarda veri göndermişti. Sevgili seyirciler, Avrupa Uzay Ajansı'ndan uzmanlar artık Philae'nin yeterli enerji biriktirdiğinde yerini belli etmesini bekleyeceklerini söylüyorlar. Uzmanların robotun nerede olduğunu tahmin etmelerine rağmen tam olarak yerini tespit etmekte zorlandıkları ifade ediliyor. Philae, kuyruklu yıldızın yüzeyine indikten sonra karanlık bir çukurun içine yerleşmişti. Kapanmadan önce yolladığı fotoğraflardan hareketle Philae'yi izleyen uzmanlar bunun kuyruklu yıldızın baş kısmına benzeyen bölümü olduğunu düşünüyorlar. Kuyruklu yıldızın yörüngesinde gezen ana araç Rosetta'nın Aralık ayında bu bölgenin fotoğrafını çekmesine ve her bir görüntünün Philae'nin yerinin bulunması için iyice incelenmesine rağmen henüz bir sonuç alınamadığı belirtiliyor. Rosetta'nın 67P kuyruklu yıldızı sayesinde 20 kilometreden 30 kilometreye çıktığı ve geri dönmesinin planlanmadığı söyleniyor. Uzmanlar henüz bulunmamasına rağmen Philae'nin mutlaka yerini belli edeceğini düşünüyorlar. 67P kuyruklu yıldızı Güneş'e yaklaştıkça Philae'nin daha fazla ışık göreceği ve böylece Güneş'in Philae'nin pillerini şarj edebileceği tahmin ediliyor. Şu anda perihelion kayalığı adı verilen çıkıntı nedeniyle güneş ışınlarının Philae'nin pillerine ulaşamadığı düşünülüyor. Uzmanlar şimdilik Philae'nin kapanmadan önce yolladığı verilerle ana araç Rosetta'dan gelen verileri incelemeyi sürdürüyorlar. Bunlar arasında kuyruklu yıldızın yüzeyinde görünen yuvarlak kenarlı şekiller olduğu ve bunlara dinozor yumurtası adının verildiği söyleniyor. Birkaç metre enindeki bu şekillerin bundan 4,5 milyar yıl önce bir araya gelip bu kuyruklu yıldızı oluşturan buz bloklarının izi olabileceği belirtiliyor. Sadece 4 kilometre çapında olmakla birlikte 67P kuyruklu yıldızının yüzeyinde girinti çıkıntıların kaya kümeleri yaratacak kadar çekim gücüne sahip olduğu söyleniyor sevgili seyirciler. Ve Bilim Dünyası programı diğer bir uzay araştırmalarıyla devam ediyor. Gökbilimcilerin yıldızların kendi ekseninde dönüş hızından yaşının tam olarak tespit edilebileceğini kanıtladıkları bildirildi sevgili seyirciler. Yıldızların yaşlandıkça daha yavaş döndükleri bilinmesine rağmen yakın zamana kadar tam bir yaş hesaplaması yapmak için yeterli veri olmadığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gökbilimcilerin ilk kez 1 milyar yıldan yaşlı bir grup yıldızın dönüş hızını ölçmeyi başardıkları ve sonucun tahminlerine tamamen uygun olduğunu gördükleri söyleniyor. Bu bulgunun bir süredir bu konuda var olan kuşkuları giderdiği ve artık yıldızların yaşının %10'luk bir yanılma payı ile hesaplanabileceği de gelen haberler arasında. Uzmanlar yaptıkları çalışmayı Seattle'da Amerikan Gökbilim Derneği'nin kongresinde sundular. Araştırmacılar, evrimi incelerken fosillerin yaşının belirlenmesi ne kadar hayati bir konuysa, gökbilim açısından da yıldızların yaşının hesaplanmasının o derece önemli olduğunu vurguluyorlar. Sevgili seyirciler, uygulanan yöntemin dünyanın da içinde bulunduğu sistemin güneşi ile aynı boyutta veya daha küçük soğuk yıldızlar için geçerli olduğu
ve bunların hem galaksimizde en çok rastlanan hem de ömrü uzun yıldızlar olduğu ifade ediliyor.